Azerbaycan ile Ermenistan'ın imzaladığı anlaşma gereği barış gücü olarak Karabağ'da konuşlanan Rusya amacı dışına çıkıp işgal gücüne dönüşüyor. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Ancak asker, memur, teknik uzman, doktor, hemşire ve inşaat çalışanı adı altında gönderilen Rus sayısı 5000'i aştı. Azerbaycan ve Ermenistan'ın imzaladığı anlaşma uyarınca barış gücü olarak Karabağ konuşlanan Rus güçleri amacının dışına çıkarak işgal gücüne dönüşmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan mutabakat kapsamında Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca görev yapacak 1960 barış gücü unsurunun sevk edilmesi kararlaştırılırken Rusların farklı isim ve görevlerle bölgeye gönderildiği personel sayısının 5000'i aştığı ifade ediliyor. Rus yönetimi mevcut askerlerin yanı sıra bölgeye Olağanüstü Haller Bakanlığı'nda çalışan memurlar, teknik uzman sağlık tesislerinde çalışacak doktor ve hemşireler ile inşaat işlerinde çalışmak üzere teknisyenleri de nakletti. Bölgedeki Rus varlığının daha da artmasından endişe ediliyor. Rus barış gücüne bağlı olarak bölgeye giden askerlerin Karabağ'ın Sarp bölgelerine tam tesisatlı tatbikatlar yapması da kafaları karıştırıyor. Gerek Ermeni kuvvetleriyle gerekse sözde Dağlık Karabağ yöneticileriyle görüşen Rus kuvvetlerinin burada verdikleri samimi pozlar Azerbaycan kamuoyunda büyük rahatsızlık oluşturdu. Bölgede Rus kuvvetleri olduğu halde Ermenilerin halen dağlık bölgelerde aktif faaliyete bulunarak çeşitli saldırılar düzenlemesi de kafalarda soru işaretleri bırakıyor. Uluslararası Avrasya Basın Vakfı Başkanı Karabağlı Umut Mirzayev yapılan anlaşmaya göre Rus barış gücünde 1960 asker olmalı. Sayısının 5-10 bin olduğunu düşünüyorum ancak Ruslar daha çok adam gönderdiler. Rusların nezareti altında arazilerde Ermenilerin kalan silahlı kuvvetlerinin tamamen çıkarılması gerekiyordu. Rus kumandanlığı Ermenistan istihbaratçılarına çok tekrar. Rusların nezareti altındaki arazilerde Ermenilerin kalan silahlı kuvvetlerinin tamamen çıkarılması gerekiyordu. Rus kumandanlığı Ermenistan istihbaratçılarına çok hoş davranıyorlar. Dağlık Karabağ'ın bayrağı altında muhtelif pozlar veriyorlar. Bunlar gönül açan meseleler değil. Azerbaycan ordusu Türkiye öncülüğünde bölgede Türk askerlerinin çok olmasına öncelik verilmeli. Bu konuda kararların alınması gerekiyor diye konuştu. Rus barış gücü askerlerin Hankendi'ye yaptıkları ziyareti hatırlatan Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sadikov, burada barış gücüne hoş geldiniz merasimi yapıldı. Pasta kesildi ama pastanın üzerinde iki bayrak vardı. Ayrıcı güçlerin bayraklarıyla verilen bu pozlar toplumda hoş karşılanmıyor diye konuştu. Mutabakatla birlikte Rusların ayrıcı güçleri bir taraf olarak görmesinin yanlış olduğunu kaydeden Sadikov, resmi olarak bildirilmesiler de davranışları taraf olduklarını gösteriyor. Sözde olağanüstü hal kurumu, sözde devlet yetkileriyle bir araya geliyorlar. Bunlar mutabakata zıt davranışlardır. Orada taraf Azerbaycan ve Ermenistan'dır ifadelerini kullandı. Rus uzman Maxim Selchenko'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara dikkat çeken Bayburt Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ramin Sidigov, Rus uzman bölgede 32 tane modül karakol yapılacağını öngörüldüğünü açıkladı. 32 karakolun her birine 300 kişinin yerleşeceğini ifade ediyor ve ince bir hesap yapıyor. Bu hesaba göre bölgeye gidecek Rus askerlerin sayısı 10 binlerce ulaşıyor dedi. Söz konusu karakollardan ikisinin yapıldığını kaydeden Sadikov, geri kalan binaların ne zaman inşa edileceğinin bilinmediğini ifade etti.